Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. MyCorp Cargo Simulator'dayız bugün yine. Oyuna bir güncelleme gelmiş. Birkaç hatayı düzeltmişler. Birkaç da yenilik gelmiş. Şimdi onlardan size bahsedeceğim. Öncelikle kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz diyelim arkadaşlar. Oyunda en sevmediğim, ilk olarak ondan bahsedeyim. Sevmediğim şey, oyunu kaydediyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ve ben mesela bütün paketleri kendi kafama göre ayırıyorum. İşte ne tarafa doğru gidecekse mesela ona göre sola sağa diye ayırıyorum kargoları. Ama oyuna girdiğin zaman bütün kargolar pat diye şeyin içine düşüyor. İşte dükkanın ve her şeye, her yere dağılıyorlar. Hatta dışarılara falan taşıyorlar. Bunun bence düzeltilmesi lazım. Yani oyunda bıraktığımız kargoların bıraktığımız yerde kalması benim düşünceme göre çok daha güzel olur. Yapımcıya aynı zamanda bunu da iletmiş olayım. Ben deneme amaçlı şeyi büyütmek istedim. Dükkanı diyeyim. Buranın adı neyse işte depoyu. Sonra çıktığımda hani tekrar sizinle beraber oynarken devam edecektim ama onu kaydetmiş. Nasıl yaptıysa şu anda dükkan gördüğünüz gibi büyüdü. Ben bunu niye yaptım? Araç alamıyorum. Yani ne motosiklet alabiliyorum ne araba alabiliyorum. Onu bir türlü hala şurası açılmadı. Yani bu nasıl açılacak bilmiyorum da. Ya bug'a girdi, baştan başlamam gerekiyor ya da bilemiyorum, başka bir sıkıntı var. Aa, bir şey söyleyeceğim. Param kalmamış. Hoppala. İşte bu, şimdi gördüm. 17 dolarım kalmış arkadaşlar. Siz şuradan net görebilirsiniz. Şöyle durursam 17 dolarım kalmış sadece. İnanmayacaksınız ama 1000 dolarım vardı. Ve maalesef hepsi gitmiş. Neden? Çünkü çalışanları da denedim ben. Çalışan almayı da denedim. Bina yükseltmelerini yaptım. Tezgah aldım falan. Hani hepsini denedim. Sonra kaydetmeyecektim. Ama maalesef çok kötü oldu bu. Yani çok para biriktirmem gerekiyor şimdi o zaman. Ha, o zaman bunlar gelecekler. Açsam gelirler mi? Şimdi bunlardan... Eyvallah başkan. Bu mesela çalışan değil. Hemen şuradan tekrar bakıyorum. 32 demiştik. 14 dedim. Ha, olur. Çalışan. Bu bizim kargocu galiba. Ben şunu şuraya koyayım da. Bu kargo ile gidecek olan, daha doğrusu araç ile gidecek olanları buraya koyuyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. 38. Yalnız çok kötü oldu ya. Çok az param kalmış. 1000 dolar para yapmıştım sırf şey yapabilmek için. Masa falan da almıştım. Diğer çalışanı almıştım. Yani ah ya. Tezgah abi kaydetmeyecekti ya. Bu nereye gidecek? Ben bakmadım ki ya. Neyse buraya gidecekse alalım. Abla 6 diyor ama sana 7. Bunlar mesela çok uzay. Ne oldu? Bak eleman geziyor, bir şeyleri alıp götürüyor galiba. Kolay gelsin. Ya onun için herhangi bir masaya ihtiyaç olmadığı için en azından bir dolar daha fazla söyleyeyim ya. Para kazanmamız lazım. Sekreteri açmıştım, buraya masa gelmişti falan. Sonra ben kaydetmeden çıktım. Parayı düşürmüş ama sekreter gitmiş. Keşke kaydetseymişim ya. 15 diyeceğim. Of. Çok kötü oldu. Kaydetme olayı. Şuranın haline bak. Kolay gelsin. Bir de şeyler geliyor mesela. Hemen. Ne deniyor ona? Ha bak bizim kargocu eleman çalışıyor sanki ya. Dur bakayım neyi alacak merak ettim. Bakıyorum. Kolay gelsin. Bir tane mi alıyor acaba? Geziyor. Herhalde bir tane alıyor. Bunu almayacağım mesela. Uğraşmak istemiyorum bu karşı tarafla. Yukarı kuzey tarafı diyeyim yani. Şu kuzey tarafı acayip uzak. Ya bisikletle gidiyorsunuz uzak. Yürüyorsunuz zaten çok uzak. O yüzden bunları mesela ben böyle bu tarafa atıyorum. O tarafa gidecek olanları. Merhaba. Merhaba. 32. Ablacığım 15 oldu. Zam geldi üzgünüm. Acaba şunun üstüne mi koymam lazım mesela adamın alması gereken şeyleri? Hiç onu da düşünmedim. Bunu bu tarafa koyacağım. Merhaba. Neyse ki şey geliyor. Hep kamyon için geliyor. Kamyon için gelenler benim açımdan iyi. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Oraya koyuyorum. Diğerleri uzak. Bunu mesela buraya koyacağım. Bunları götürsün. Kolay gelsin. Bunu da götürsün. Bunların hepsini ben ayırmıştım aslında. Hepsinin yeri vardı. Ama işte oyun kapatıp açtığınız zaman her şey dağılıyor.
Bak yine bir şey aldı gitti. 7 dedik. Hemen ulaşsa iyi olur. Kabul etmedi galiba. Hemen ulaşsa iyi olur dedi ama. Bu arada yapımcı için söylüyorum bunu. Bazı kargolar inanılmaz FPS düşüşü yapıyor. Ve hatta ben sıcaklığını kontrol ediyorum CPU'mun oyunları oynarken. CPU'yu 80 dereceye falan fırlıyor bir anda. Neden bilmiyorum yani, bazı kutularda böyle bir sıkıntı var. Bu da hani böyle bir bilgi olarak dursun. Aşağı düştü, neyse. Bunu bu tarafa atacağım. Bu müzik nereden çıktı şimdi ya? Hadi 6 olsun. Hemen ulaşsa iyi olur. Bir şey yesek mi ya? Sonra unutuyorum yemek yemeyi. Bak yine geldi, bir şey aldı gitti galiba. Bu sürekli böyle çalışırsa aslında bize yardımı olabilir. Ya ben böyle düşünmemiştim açıkçası şeyi. Belki bir iki tane çalışan almamız lazım. Bunu almayacağım. 8, 10, 20 dedim. Gitsin. Bunu da buraya atalım. Bunları oradan almaz herhalde. Yani dükkanın içinde olması mı gerekiyor bilmiyorum. Veya aslında sadece bunları alsın götürsün. Belki daha hızlı şey yapıyordur. Ne kadar sürüyor mesela bir kargoyu götürmesi bilmiyorum ama. Ya bu çok yakındaymış. 18. Ablacığım sen 8 ver yeter. Bunu ben bile götürürüm. Hop. Tekrar bir kargo gelene kadar yetişiriz ona. Mesela bu sesin buraya gelmemesi lazım bence. Şu çın çın sesi biz uzaklaştığımız zaman gelmemesi lazım. Yani onu niye şey yapıyorlar bilmiyorum. Nerede? Ablacığım. Kargon nerede? Ne diyeyim ben sana? Ah. Kargosu yok. Bu da yakınmış. Yakın olanları buraya koyayım. Bizim eleman bak. Kolay gelsin. Oğlum bizim çalışan değil mi bu? Bunu almayacağım abi. 34 20 dedim. Yok istemiyorum yani o tarafa gitmek ya. Araba almadan çok zor yani bence orası. Hatta benim düşünceme göre daha ileri seviyede açılması lazım oranın. Yani başlangıçta oraya kargo çıkmaması lazım bize. Hemen ulaşsa iyi olur. Heh, bizim eleman geldi. Bir tane bir tane götürüyorsa çok kötü ya. Şöyle ona da bir çanta alsak. Olmuyor mu acaba öyle? Merhaba. Merhaba. 27. Dur nereye gidiyordu ama bir bakmadım. Ya kötü. 20 dedim. Ha, 20'yi kabul ederse götürürüm. Ama zaten kabul etmiyorlar genelde. Bak bunları mesela ben böyle atıyorum ya. Hepsi tekrar eski haline geri geliyor. Eyvallah ablacığım. Seninkini kabul ederiz. Ama 13'e götürürüm. Yani çok fazla kargo geliyor. Kolay gelsin. Burayı bitiremiyoruz. Al işte bir tane daha. 27. Al sana 20. Biz şimdi şeyi nasıl alabiliyoruz? Çalışan. Aslında çalışanımız var. Çalışana para ödüyoruz. Mevcut tezgah sayısı. Tezgah da aldım ya. Tezgah da vardı. Ey Allah'ım ya. Çok saçma oldu. Şimdi ben diyorum ki bu eleman zaten taşıyor herhalde bunları. O saat daha erkenmiş. Eyvallah. Nereye gidecek bu? Ben bunu almam. Veya alsak parasını da götürmesek mi ya? Lan! Bedavayı aldık. Ya sen işte böyle kötü düşünürsen
böyle olur. Kolay gelsin. Parasını alıp ödemeyelim diye düşünüyordum. Göndermeyelim, pardon. Parasını almadık. Böyle olur işte. Kötü düşünmeyeceksin. Bu eleman bir şey götürüyor mu ya? Merhaba. Vallahi 13. Hadi 10 diyeyim, bakayım kabul edecek mi? Gayet iyi dedip deyip vermiyor. 10 doları da vermiyor. Kargoyu da vermiyor. Valla buraya attım. Kargo çöplüğü oldu. Normal kargocular da buna benzer bir şey yapıyor zaten. Kolay gelsin. Oo, 43. 43 kilo hiç gelmemişti galiba daha önce. Ben buna 18 diyeyim bakayım. Belki kabul eder. Yok. Kabul etmedi. Bu hemen yakındaymış. Allah. Ya oraya girmek istemiyorum. Merhaba ablacığım. 38. Hadi 14 dedik buna da. Bence şu çalışan kadın gelse iyi olacak. Ben şuraya tezgahı alacağım ya. Yapabileceğim bir şey yok. Merhaba. Oğlum tezgah nereye gitti? Parayı veriyorum tezgah yok. Tezgah yok. Buraya gelmişti. Ben galiba sıfırdan başlayacağım oyuna ya. Benim save dosyası yalan oldu yani. Saçma sapan şeyler oluyor şu anda. Kolay gelsin. Eyvallah müdür. Şuraya bir şey gelmesi lazım. Tezgah gelmesi lazımdı. 15 vermedi ya. Bir dolar bile fazlasını vermiyorlar. Ben ne yapayım? O zaman aynı fiyatı söyleyeceğiz. Yapabileceğim bir şey yok. 32'ye 14 diyeceğim yani. Para kazanmamız lazım ya. Bütün param gitti. İnanamıyorum ya. Saatlerce oynadım ve bütün param gitti. Merhaba. Allah aşkına biri şu sesi kıtsın ya. 29. Ablacığım götüremeyiz oraya. Kusura bakma. Sesi buradan kısabiliyor muyum acaba birazcık daha? Tabii her şeyin sesi kısılıyor ama yapabileceğim bir şey yok. Daha fazla müşteri gelmese de... Ya... Tezgah gitti ya. Tezgah... Bir daha gelmez ki o. Alıyorum. Yalan oluyor. Nasıl olacak? Oyundan çıkıp tekrar girsem... O zaman düzelir mi acaba ya? Belki tezgahlı hali mi gelir? Tezgaha para ödedim. Çalışanlara para ödüyorum. Her şeyi boşu boşuna para ödedim yani. Şu an 14. prestige geldim. Ama her şeyi unutup yeni baştan başlamak daha mı mantıklı olur bilemedim ya. Çok kararsızım. Ben burayı kapattığım zaman bizim çalışan da mı gelmiyor acaba? Kargoyu dağıtmaya gelmiyorsa o zaman kötü. O her halükarda çalışması lazım yani. Her halükarda gelip buradan bir şeyler alması lazım. Şu yakınlardakileri götürsün diye ben şey yaptım ama. Götürmesini istemediklerimi dışarı koyuyorum. Bazılarını da almıyorum zaten. Vay. İki tane tezgahım vardı. İki tane de şey vardı. Kolay gelsin. Böyle çalışma masası vardı. Ha, bir de şube dışından paketler geldi. Sanki çok azmış gibi elimdeki eşya. Bir de şube dışına paketler geldi. Eyvallah müdür, bir dakika geliyorum. Bir dakika da istiyorum. Evet. Ne vardı?
Bunu alamayız. 20. Bu arada şuradan ışığı açıp kapatabiliyormuşuz. O da güzel bir özellik. Bakayım ne tarafa gidecek. Hep sola doğru gidiyormuş gibi ama. 27. 27. Hadi 13. Bu yakınmış. Şurada bir yerde dursun. Bu da yakın sayılar aslında. Bu uzak. Abi 18'den sonra müşteri gelmez demiyor muydu az önce? Allah Allah. Artık müşteri gelmesin ya. Yine geldi. Bunu almayacağımı biliyorsun tabii değil mi? 38'e 25 dedim. Ben şurayı kapatayım henüz. Dur bakayım. Yok, bizim eleman çalışıyor. Müşteri gelmiyor sadece. Oğlum hiçbir şey almıyor ki bu ya. Öyle gezip gezip gidiyor. Çok uzun sürmüyor bu arada gidip gelmesi. Yani eğer gerçekten o kadar sürede götürüyorsa kargoyu, bizden daha hızlı. Bizim yürümemiz falan çok uzun sürüyor çünkü. Ha bak, şuraya bir şeyler koymuştum. Götürmüş onları. Ha. Mesela şu... Ya of. Kapının önüne koyayım. Bakayım oradan alacak mı? Faturalar ya. Faturalar. Bu faturalar yüzünden de galiba ben battım. Bizim eleman götürüyor mu ya? Kaç tanesini de ben mi alsam? Bunu alayım mesela. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu çantaya koy. Bu uzakmış. Bu yakın. Bunu da al. Çabuk binmem lazım. Hadi ya. Bazen böyle bisiklete binmiyor. Bir de öyle bir şey var. Ama asıl sorunum şu kaydettikten sonra, ya daha doğrusu oyundan çıkıp tekrar girdikten sonra her şeyin böyle paldır küldür yere düşmesi. O en büyük sıkıntımız oluyor. Şöyle hemen ablacığım 8 dolarını çekerim. Bu da buralarda bir yerde. Geride. Yani ben bir şey yaparım olmazsa. Şimdi bir uyuyup uyanalım. Bir kaydetsin oyunu. Şey yapabiliyor muyuz? Bir ona bakacağım. Tekrar geri getirebiliyor muyuz? Yoksa belki de baştan başlamam gerekecek. Daha en baştan. 14'e kadar gelemem ama. Ya belki de bu arabayı satın alma olayı falan da açılacak. Yani şu an arabayı, motosikleti alamıyorum. Yani kaç seviye istiyor bilmiyorum ama bence bu kadar da istememesi lazım. Yani bir sıkıntı var gibi geldi bana. Ah, göstermemeye başladı 8'den sonra ama yine de teslim edebiliyoruz. Ulan dur. Bu da buralarda bir yerdeydi. Heh. Ablacığım yettim gari. Sakın gitme. Sakın gitme. 13 dolarını alırım. İşte bu. Yani 14 prestij puanını bitireceğim neredeyse. Ama yapabileceğim bir şey yok. Yani eğer olmazsa baştan başlayacağız. Hiç istemiyorum. Şu bisiklete bence bir ses gelmesi lazım. Yani böyle sesler getirmişler işte, kuş sesi geliyor, şey geliyor falan ama yürüme sesleri. İlk başta onlar da yoktu çünkü. Ama bence şeye bir ses gelmesi lazım. Bisiklete. Bu arada kargolarımızı almaya kamyonetimiz gelmiş. Bunu da şöyle çözdüm. Çantama koyuyorum. Bir tane de elime alıyorum. Hop böyle atıyorum. Çantaya koyuyorum. Bir tane de elime alıyorum. Hop. En azından bu şekilde çözdüm bunu da. Ama tabii ki... Aa, ne oldu ya? Daha hepsini vermeden gitti. Şimdi ben tekrar şey yaptıktan sonra, uyuyup uyandıktan sonra baştan başlatmayı düşünüyorum ama o zaman bütün her şey tekrar kafamıza yıkılacak. Bir uyuyup uyanalım. Yani düzelmeyecek bence ama. Evet. Çok kötü oyun bug'a girdi. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bir adama yemek yedireyim önce. Bu arada yokken de yemek yiyebiliyorsunuz. O da kötü olmuş. O da belki düzeltilecektir. Bir şey yapayım. Oyundan çıkayım, tekrar gireyim arkadaşlar. Öyle geleyim. Zaten o şeyi de göreceksiniz. Yani kafamızdan aşağı her şeyin düşme olayını da size göstermiş olayım.
Evet, oyuna tekrar girdim. Şimdi buradan oyunu yükleyeceğim. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi her şey üstten aşağı düştü ve maalesef ne param var ne de buradaki desk. Yani bunu herhalde tekrar getiremiyoruz. Yani ofis yeterince büyük değil diyor hala. Aslında tezgahımız var ama mevcut raf sayısı 1 diyor. Yani tekrardan satın aldım ama olmadı. Ya belki de sıfırdan başlamam daha doğru olacaktır. Bilmiyorum. Burası felaket oldu şu anda. Yani eğer sizler de isterseniz oyuna bir daha bir sıfırdan başlayıp daha temiz bir şekilde ilerleyebilirim. Veya burada son bölümümüzü çekmiş de olabiliriz. Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz veya beğenilerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Oyuna belki de bir daha güncelleme gelene kadar hani arada verebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilsiniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.